Hadi canım. Geçti bu geçmedi. Göstermesin. Bir girse var ya tekerin altına. Aga vallahi var ya. Ya şunlar adam akıllı. Bağlasanız da kamyon etmedir artık. Kamyon mudur her neyse bağlanırsa. Otur niye ısrarla sola geçmek istiyor? Ve geçti. Makyajlı kasa Corolla alıyorsun. 100 küsür bin lira para veriyorsun. İçeride hemen hemen her şey analog. Volkswagen'de bayağı gösterge panellerini falan elektroniğe çevirdiler. Ekranın içinde yani dijital olarak çubuklar gidip geliyor. Ama Toyota'ya bakıyoruz hala mavi aydınlatmalı. Sene 1995'lerde 2000'lerde kalan gösterge. Toyota o arabayı nasıl 100 bin lira alıyorsun ki, hayret ediyorum ya. Gerçi benzinli 100 bin lira yoktur, onun dizeli o paradır da. Zaten Toyota dizelden kazanıyor ya. Benzinli uygun veriyor, kazanıyor, adam tüp taktırıyor. Dizeli de dizel olduğu için kazanıyor. Yoksa bu paraya yani ne arabalar var almaya. Şahsen o kadar param olsa araba almaya, Toyota Corolla'yı tercih etmem. Belki çok stabil, sorunsuz bir arabadır ama dediğim gibi yıl olmuş 2017 yani, ruhunu karşılamıyor. Başlayalım o zaman. Lan kamera yerinde duruyor ya, bir kontrol edesim var ama ben o kamerayı o kadar kalkmıyorum.
kaskın sol tarafında kullandım. Ondan sonra çeneye aldım, kullandım. Hiçbir şey olmadı. Ama şu an niyeyse bir tedirginlik var içinde. Göremiyorum ya kamerayı, ondan herhalde. Gölgeden görüyorum önce. İleride bir ışık var. Eğer hızla kırmızıya denk gelir miyim? Zor. Ama denk gelirsem eğer bir kamerayı kontrol edeceğim. Sakin bir kalkış. Zaten bize bu anda şimdi yorgunacak. Güzel hızlanıyordum ya. Tam ne güzel hızlanıyordum arkadaş. Nereden geldi bu ışık ya? Aha. İnşallah kamera uçmaz ya. Kamera havuza kartı her şey gider içinde. Gerçi yapıştırdığım çift taraflı banttan %100 eminim. Ben kameranın plastik aksamının kırılmasından daha çok tedirgin oluyorum da bu insanlar niye bu kadar yavaşladı burada? Öyle hız tabelası gibi 70 patates 70 kuruş iyi mi acaba, pazara gitmiyorum ki bilmiyorum, böyle olmayınca böyle olur tabi, insanın fiyatlarına haberi olmuyor, insanlar nasıl gidiyor yapıyor alışverişi. Dostlar patatesin kilosu 70 liraya 70 kuruş, ne 70 lirası, 70 kuruşa uygun mu değil mi siz yorumlarda yazın. Hasan Bey, hız sınırı bölgesi 80, ben karşıya gidiyorum 113. Oo, 110 tutturdum gidiyorum, helal olsun bana. Mesela mecbur bırakacağım, ambulansa yanaştım. 112, 110, neyse. Zorlama. Dostlar bir an kamerayı gölgede göremedim, şöyle yaptım o zaman gördüm, dedim acaba kamera uçtu mu? Kamera aslında pahalı bir kamera değil yani, tamam sonuçta 250 liraya aldım ben, 250 lira az para değil ama uçsa, yani kamera uçup gitse verdiğim paradan ziyade bu kamerayı alırken çektiğim eziyet, o soğuk, o yediğim soğuk, o hazırlıksız yakalandığım soğuk geliyor aklıma. Ben bu kamerayı İstanbul'dan almıştım. Bir iş için İstanbul'a gittim. Gittim yana kamerayı denk getirmiştim. Hep uzun fiyata denk getirmiştim. Yanına yedek bataryası, aksesuarları, uzaktan kumandası vesaire her şey vardı. Sıfır denk getirmiştim çantasıyla beraber. Maslak'tan geri kültüne geçeceğim. Ama kar yağıyor, aşırı bir kar yağıyor. Dedim hiç ya uğraşmasam çünkü o tarafta çok soğuk oluyor. Ya dedim dönsem mi dönmesem ya kamerayı da alayım falan filan derken o soğuğu yedim gittim o kamerayı almıştım ve yolda birçok şey başıma gelmişti. Yolda biriken su birikintisini bir kombinin üstüme falan fırlatmıştı. Allah'tan yağmurluk vardı, bir şey olmadı vesaire. O yüzden o kamerayı almaya gittiğimdeki eziyet yani aklıma gelir. O yüzden biraz üzülürüm. Allah oraya yandı. Şimdi az bir sıkalım biz ya. Bir şey gevşetelim. Daha güzel oldu. Bunu tutan alet var ama bu zamanla kayıyor burada, tutmuyor bunu ya. Patates gitgide 75 olmaya başladı. Dolar da daha yüksek tutuyor.